Herkese merhaba, İlginç İtiraflar kanalına hoş geldiniz. Bugün en yakın arkadaşının annesiyle ilişkide olmuş Mehmet'in hikayesini dinleyeceğiz. Sizin de böyle hikayeleriniz varsa ekranda görünen hesaba iletebilirsiniz. İyi seyirler, selamlar, ben Mehmet, 21 yaşındayım. Başımdan geçen olaylar 18 yaşıma yeni bastığım anlar olmuştu. Şimdi de onunla gizlice birlikte oluyoruz ve ne yakın arkadaşımın bundan haberi yok. Eğer bilirse benim hayatımı mahveder. Fakat annesi ve ben de istiyoruz birlikte olmayı ve ara sıra kaçamaklar yapıyoruz. Tüm olaylar nasıl buraya geldi bilmiyorum. Ama şu an bunu yapmaktan hoşlanıyorum ve bana iyi geliyor. Hata kimde bilmiyorum. Ama annesi ve ben birbirimize çok yakışıyoruz ve benim en sevdiğim kadınlardan biri. Artık onunla koca karı gibiyiz. Arkadaşım olmasa evlenirdim. Ama işte o var ve ona tüm bu olanları anlatamam. Arkadaşlığımıza son vermek istemiyorum. Umarım tüm olanları bilirse beni ve annesini anlar. Annesi çok iyi bir insan ve kadın yıllardır yalnız yaşıyor. Şimdi sizlere en baştan tüm olan olayları anlatacağım. İsmim Mehmet, İstanbul'da yaşıyorum. Kaldığım semtin adresini vermeyeceğim fakat onu söyleyebilirim ki küçük bir mahallede yaşıyorum. Ve herkes birbirini tanır ve iyi geçinirler. İnsanları mutlu eden de bu insanların birbirini tanıması. Komşularla da aramız iyidir. Benim en yakın arkadaşım çocukluktan Arif'ti. Arif'in babası maalesef çocukken araba kazası sonucu hayatını kaybetmişti. Gerçekten en üzüldüğüm olaylardan biriydi bu, benim annem babam yaşarken. Arif'i yalnız annesi büyütmüştü ve çoğu zaman gidip çalıştığı için Arif genellikle bizde kalırdı. Annesi çok doğru düzgün bir kadındı ve genç yaşta evlendiğinden çok gençken dul kalmıştı. Artık başka biriyle de evlenmek istemiyordu ve Arif'e haksızlık olmasın diye üvey babasının olmasını istemiyordu. O zamandan kadın dul kalmıştı. Benim de çocukluğum Arif'le beraber geçti. Annesi de bana kendi çocuğu gibi davranıyor ve benim de annem ve babam Arif'i çok seviyorlardı. Annesi temizlik falan yapar, helal parasını kazanırdı, kisme bir işi olmazdı. Çok sakin bir kadındı. Fakat sigara ve alkol bağımlılığı vardı. Ama Arif'in yanında sigara içmez ve bunun kötü bir şey olduğunu söylerdi. Neyse, bizim çocukluğumuz onunla birlikte geçti ve o anıları hatırladığımda duygulanıyorum. Şimdi büyüdük ve Arif'le o kadar fazla vakit geçiremiyoruz. Sebebi ise Arif'in annesi Arif'i okumak için Almanya'ya göndermek istedi. Kendisi onun okuması için çok fazla para harcardı. Onun en iyi şartlarda okuması için elinden ne geliyorsa yapardı, kendisi biriktirdiği parayla ve biraz da bizden borç alarak Arif'i yabancı bir ülkeye gönderdi. Annesi artık yalnız yaşayacaktı. Ben de Arif'i görmeyecektim tatile kadar. Onu çok özleyecektim anlaşılan. Annesi evde yalnız başına kadıncağız sıkılmasın ve korkmasın diye bazen onlara giderdim ve birlikte yemek falan yerdik. Oğlunu çok özlemişti. Bazen bana sarılır ve keşke Arif de burada olsaydı derdi. Neyse, günler böyle geçerken bir haftalığına benim annem ve babam köye gitmek zorundaydı. Ben de yemek falan yapmayı çok bilmiyordum. O yüzden annem "sen Arifgil'de kal oğlum" dedi. Annesiyle konuştu ve "o da olur tabi oğlumdur, o da benim sonuçta" dedi. Ben akşama kadar annesini rahatsız etmeyeyim diye dolandım ve akşam eve döndüm. Annesi işten gelmişti ve yemekler sofrada hazırdı. Oturduk ve biraz muhabbet ettikten sonra yemeğimizi yedik. Sofrada konuşuyorduk ve annesi konunu evliliğe ya da sevgiliye getirip duruyordu. Ben de "sevgilim yok" diyordum. Sanırım Arif Almanya'da bir yabancı kadına aşıktı ve annesi Türk olmasını istiyordu bunun. Bana "sevgilin var mı?" diye sordu. Ben de "yok, henüz" dedim. "Nasıl olur, git kendine bir kız bul" diye cevap verdi. "Gerek yok, henüz" falan dedim. "Yok yok, sonra kız kalmayacak. Sonra muhabbet, sen hiçbir kadınla da birlikte olmamışsın" dedi. Ben biraz sustum ve annesi "utanma oğlum, bunları konuşmalıyız aramızda. Oğluma da sorarım bazen. O da senin gibi bir kadınla olmamış. Şimdi Almanya'da kim bilir ne yapıyordur. Burada yapamadıklarını orada yapıyordur kesin. Benim kocam öldü gençken hayattan. Zevk de alamadan gitti. Benim durumum böyle işte. Arif yüzünden başka biriyle de birlikte olamıyorum. Kadın beni deli edecekti resmen. Sofradan kalktık ve o televizyon izlemeye başladı.
Ben de Arif'in odasına gittim ve bu gece orada uyuyacaktım. Ev sıcak olduğundan kıyafetlerimi çıkardım ve kapıyı kapattım ve annesi gelmez herhalde dedim, yatağına uzandım. Telefonla arkadaşlarla mesajlaşıyordum ve o an annesi kapıyı açtı. Üzerinde doğru dürüst bir şeyler yoktu ve bana taraf geldi. Bir şeylere ihtiyacın falan var mı dedi. Ben de utandığımdan bir şeyler diyemiyordum. Yok teşekkürler falan dedim. Yanıma oturdu ve yine konuları saçma sapan yerlere getirmeye başladı. O gün dayanamadık ve annesiyle birlikte oldum. Hayatımdaki en güzel gündü diyebilirim. İlkimi onunla yaptım ve bu beni aşırı mutlu yapmıştı. O da yıllardır evli değildi ve anlaşılan bunun hasretini çekiyordu. Neyse, annemler gelinceye kadar her bulduğumuz fırsatta birlikte olduk. Sonra bir süre konuşmayı kestik ve o sıralar içimde pişmanlık vardı. Onunla konuşmadım bir süre ve Arif için üzülüyordum. Garip bir pişmanlık hissi vardı içimde. Arif'in bunu bilmesini istemiyordum ve kendimi onun yerine koymaya başlamıştım. Gerçekten yaptığımın kötü bir şey olduğunun farkına varmıştım. Nasıl böyle bir şey yapmıştım aklım almıyordu. Bir süre annesiyle konuşmadım ve onu görmedim etrafta. Sonra evde yalnız olduğum zaman bize geldi ve ona tüm pişmanlığımı falan anlattım. O bana tüm olanları anladığını fakat onu da anlamam gerektiğini söyledi, yine. Sözleriyle aklımı çelmişti ve o gün yine birlikte olduk. Zamanla pişmanlığım kaybolmaya başladı ve ara sıra kaçamaklar bana iyi gelmeye başlamıştı. İşte tüm hikaye işte o zamandan başladı. Arif tatilde geldiği süreçte ise hiç birlikte olmadık ve kendimi zor tutuyordum. Olaylardan 3 yıl geçti. 3 yılda çok şey değişti. Arif Almanya'da kendine bir iş buldu ve yakında annesini de oraya çağıracak. Anlaşılan son günlerimiz ve bunu değerlendirmeliyiz. Artık ben de eli yüzü temiz bir kadın bulmalıyım ve evlenmeliyim, işim ve evim var, mutlu biri sayılırım. Annesi yüzünden kadınlardan da uzak kaldım. O bana yetiyordu. Birbirimizi sevmeye başladık. Bu ayrılık bizim için zor olacak ama yakında birkaç haftaya gidecek buralardan. En yakın arkadaşımın genç annesine aşığım, evet, fakat gitmek zorunda. Benim için çok zor. Tüm olanlarsa kimin suçu bilmiyorum. Arif bilirse annesine ne yapar onu da bilmiyorum. Fakat artık gitmek zorundalar. İçimde 3 yılda tüm birikenleri sizlere yazmak istedim. Henüz hiç kimse bu hikayeni bilmiyor ve ilk defa size anlatıyorum. Onun annesi ve benim armada geçen bu olaylardan sonra neler olacak bilmiyorum. Ama içimdekileri sizlere döktüm. Umarım beni anladınız. Evet arkadaşlar, bir hikayenin de sonuna geldik. Mehmet doğru mu yaptı, yanlış mı? Bence yanlış yapmış. Arkadaşının annesiyle birlikte olmak çok kötü bir şey. Arif bilirse kötü sonuçlara yol açabilir. Belki hiçbir zaman Arif bunu bilmez fakat Mehmet'in bu yaptığı doğru bir şeyler değil. Umarım tüm olanları anlamışsınız. Kanalımıza destek için abone olmayı ve videonu beğenmeyi unutmayın. Yorumlarda düşüncelerinizi paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.